Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin sonunda New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirildi. O söyleşinin öne çıkan başlıklarını CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan aktaracak bize. Arda, nedir öne çıkan başlıklar? Söz sende. Fulya Kalpa, şüphesiz o açıklamada, o söyleşide hem iç hem de dış politikaya ilişkin önemli mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye'nin meclisten geçireceğine ilişkin açıklamayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ona ilişkin bazı detayları paylaştı. Ülkemize söz verilen desteklerin sağlanmasıyla birlikte ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen hususlara uygun adımları atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afganistan malum önemli bir gündem, önemli bir konu. Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ve stratejisi ne olacak sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 yıl önce Amerika Afganistan'a niçin girdi sorusunu sordu. Herhalde bunun bir bedelinin olması lazım dedi Cumhurbaşkanı. Afganistan'daki mülteci krizine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunca mülteci şu anda nereye gidecek? Türkiye'nin kapıları açması ve bunları kabul etmesi düşünülemez. Burası bizim için bir açık hava koridoru değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika burada kapılar açılsın ve Afganistan halkı Türkiye'ye girsin diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz mesajını net bir biçimde vermiş oldu. Afganistan'da Taliban'ın açıkladığı geçici hükümet var biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna dair de bir mesajı vardı. Taliban'ın şu andaki yaklaşım tarzına bakıldığında kucaklayıcı, kuşatıcı bir yönetim maalesef oluşmadı dedi. Şu anda sadece bazı sinyaller geliyor. Bazı değişikliklerin olabileceği yönetimde bazı kuşatıcı, kapsayıcı bir havanın oluşacağı istikametinde. Bunu tabii daha henüz görmüş değiliz. Eğer böyle bir adım atılabilirse o zaman birlikte neler yapabileceğimizi kendileriyle görüşme, konuşma noktasına gidebiliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika'ya gitmeden evvel kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı vardı. Bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çizmişti. Bunun içinde bir mesajı vardı. Daimi üyeleri zorlamamız lazım. Türkiye olarak biz zorlayacağız ve zorluyoruz dedi. Olağanüstü genel kurul toplamak suretiyle bazı adımları atma şansını yakalayabiliriz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına ilişkin bu mesajı da oldukça dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şüphesiz Türkiye-Amerikan ilişkileri de oldukça önemli bir başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da, New York'ta bu başlığa da değindi. Bu sorulara da cevap verdi. Önemli mesajları vardı. Bakın biz F-35'leri aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. F-35'ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli dedi Cumhurbaşkanı. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek her şeyden önce devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır ifadesini kullandı. Mesajı oldukça netti S-400'ler başlığında Cumhurbaşkanı'nın. Bize sürekli S-400'ü dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değildir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine F-35'lere ilişkin niçin F-35'i almıyorsun diyemezler dedi Cumhurbaşkanı. Vermezsen almayız ifadesini kullandı. O zaman biz başka kapılara müracaat ederiz açıklaması da oldukça dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biden'la olan ilişkisine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradaki mesajları da oldukça önemliydi. Altını çizelim biz de. İki NATO ülkesi olarak şu anda gidiş pek hayra alamet değil dedi Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin. Benim başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimizde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil dedi. Ben Oğul Bush'la iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la iyi başladık diyemem ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı buradan sözü Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de getirdi. Biden terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı dedi. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz ifadesini kullandı. Dikkatle takip edildiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Suriye'deki gelişmelerin. Vakti saati geldiğinde de söylenmesi gereken neyse onu da kendilerine söyleriz ifadesi oldukça dikkat çekiciydi. Erdoğan'ın gündeminde 29 Eylül'de Soçi'de Putin'le gerçekleştireceği görüşme de vardı. Ona ilişkin dikkat çekici önemli mesajlar verdi. Sayın Putin'le sadece ikili görüşme yapacağız. Bu tabi sadece İdlib'i içeren bir görüşme olmayacak. Aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Suriye'deki durumu masaya yatıracağız ifadesini kullandı. Tabi Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara da varacağız ifadesi çok dikkat çekiciydi. Soçi'deki o görüşmenin önemli bir karara vesile olacağını da ifade etmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Rusya ilişkilerinde inşallah çok daha güçlü güçlü, çok daha farklı bir döneme girmiş olacağız dedi. 29 Eylül'de Soçi'de yapılacak o görüşmeye ilişkin Fulya. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında iç politikaya ilişkin mesajları da vardı. Dilerseniz şimdi o haberimizi izleyelim. Çözümün adresi İmralı mıdır değil midir onların sorunu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Kürt sorununun çözümünde meşrudur ve ardından HDP'den gelen muhatap İmralı açıklamalarına değindi. HDP midir, şu mudur, bu mudur? Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır. Ve biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar, hep beraber yola devam edelim. Gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu. Cumhurbaşkanı, hocamıza hakaret etme, ne hakkı ne yetkisi vardır. Bu densizliktir, terbiyesizliktir. Zaten CHP'nin geçmişi de hep bizim din adamlarımızı hakaretle geçmiştir dedi. Erdoğan, bilsinler ki Diyanet İşleri Başkanımız yalnız değildir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artan fahiş fiyat denetimleri de soruldu. Nasıl bir yol haritası izleneceğini anlattı Cumhurbaşkanı. Zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bunların üzerine gideceğiz. 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa vatandaş uygun fiyatlı ürün alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek sosyal medyanın maalesef tahribatı çok açık ve net ortada. Bu tahribatın artık bitmesinden yanayım, artık bu tahribatı bitirmenin vaktinin geldiğine inanıyorum ifadesini kullandı.